önemli noktaya parmak bastın aslında. O da şu, siyasi iktidar bu işin sorumluluğundan kaçamaz. Evet. Neden kaçamaz? Çok net bir nedenle kaçamaz. Ben teflon iktidar diyorum. Bunu böyle bir 6-7 yıldır kullandığım bir sözcük benim. Bütün iyi şeyleri bu iktidar yapıyor. Recep Tayyip Erdoğan yapıyor. Bütün kötü şeyleri işte Almanya, İsrail, Rusya, dış güçler. Evet. Hep iktidarın dışında. Ama hesap öyle değil. Enflasyon tarafına baktığımızda şunu görüyoruz. Ispanak ya ıspanağın fiyatını da mı dış güçler artırdı kardeşim? Yani soğan ithal ettik Mısır'dan. Ya soğan dikmenize de Almanya mı engel oldu sizi kıskandığı için? Evet. Ha patates. Patatesi İngiliz derin devleti mi, halkı kandırdığınız derin devleti mi diktirtmedi, geldi de tarlalara dikmenize engel oldu? Yumurta fiyatı %70 artmış. Ya lahana, bildiğin lahana. Hani herkes kapuska yapılıyor, beyaz lahana. Ben Karadenizliyim biliyorsun. Bayılırım kara lahanaya. Beyaz lahanayı o kadar sevmem ama beyaz lahana. Ya beyaz lahana Şubat ayında fiyatı en çok artan ürünlerden biri olmuş. Ya Şubat ayına da fiyatı en çok artanlar, şimdi ben burada açıyorum önüme hemen. Yani fiyatı en çok artan ürünlerden biri haline kim getirdi acaba beyaz lahanı? %31. Bir ayda %31 artmış. Karnabahar %88. Karnabahar ya, bildiğin karnabahar. %88 artmış. Kıvırcığın fiyatı %48 artmış. Ispanak %40. Sadece Şubat ayı. Bunlar kış sebzeleri üstelik. Hani kış sebzesi, hani diyorlar ya, yok efendim onlar yaz sebzesi, kış tabii fiyatı yüksek olacak. Öyle değil. Enflasyon zaten fiyatın seviyesini değil, artışını ölçüyor. Her şeyden önce. Onun dışında bir önemli nokta daha var. Yani iktidarın aslında bütün bunların nedeninin iktidar olduğunu bize gösteren bir şey var. Makarna %89 artmış fiyatı. Yumurta %84 artmış. Un %77 artmış. Dana eti %56 artmış bir yıl içerisinde. Şimdi bu durumda Almanya'da dana eti %56 artmış mı diye sorarlar adama. Makarna, yumurtanın fiyatı %84 artmış mı Almanya'da? Sorarlar adama. Bu ne? Bu bizim bir tarım politikasımız olmamasından kaynaklı. Bu bizim Türkiye'deki çiftçileri değil, Ukrayna, Rusya, Kanada, Fransa'daki çiftçileri düşünmemizden kaynaklı. İşin daha dramatik yanı var. Halk bir yandan yoksullaşıyor. Hem üretemediği için yoksullaşıyor. Hem de öbür taraftan tabii alım gücü düştüğü için yoksullaşıyor Barış, ama bir önemli nokta daha var. Tarım herhangi bir ürün gibi bir şey değil. Cep telefonu bugün artık bir lüks değil, bir ihtiyaç. Ama cep telefonu olmasa da yaşamaya devam ederiz. Ama ekmek olmasa yaşamaya devam edemeyiz. Yumurta olmasa yaşamaya devam edemezsiniz. Yağ olmadan yaşamaya devam edemezsiniz. Yok böyle bir dünya. Ve bütün dünyada arkadaşlar verdiler şu anda fiyatı en çok artan ürünleri. Ya bütün dünyada şu anda tarım konusunda çok büyük bir hassasiyet var. Bir, iklim krizi. İki, pandemi. Üç, bütün bu ülkeler arası gerginlikler tarımsal üretim konusunda derin şüpheler yaratıyor. Paranız olsa da alamayacaksınız. Alamayacağız yani. Dolayısıyla dönüp tarım politikamızı yeni baştan kurgulamamız, yeni baştan ayrıntılı bir şekilde detaylandırmamız lazım. Türkiye'nin ayçiçek yağında dışa bağımlılığı ne kadar biliyor musun? %40. Yerlilik oranı %60 ayçiçek yağında. %60. %40 dışa bağımlısı. Şimdi %40 bu kadar temel bir üründe, ya ayçiçek yağı temel bir ürün. Bu kadar temel bir üründe %40 oranında dışa bağımlılığı ben mi yarattım? 2002'den bu yana ayçiçek yağı ithalatı ne kadar artmış biliyor musun? %720. %720 artmış. Yani Türkiye'nin ayçiçek yağı ithalatı 7 kat artmış. %720 nedir ya? Yani bu kadar acayip bir şey olamaz. Yani şu tablo, yani ayçiçek yağı
ithalatının 2002'den bugüne %720 artmış olması birilerine alarma geçirmeli. Ha, Tarım Bakanı değişti. Tarım Bakanı bu yüzden değişmedi ki. Bu yüzden değişmedi Tarım Bakanı. Burada biz bir şey daha yaşıyoruz. Bu konuda da senin görüşünü almak istiyorum Şirin'e dönmeden önce. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın bir teorisi vardı. Neydi o? Biz faizleri düşürünce faiz lobisinin kârı düşecek. Bankaların kârları %100 artmış. İki, enflasyon düşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan faizleri düşürtmeye başladığında enflasyon 20'ler seviyesindeydi. Bugün geldiği %54. Resmi olarak tüketici %54, üretici %104. Ya %100'ün üzerine çıktı artık. %100'ün üzerine geldi. Şimdi bu nasıl oluyor? Ya Recep Tayyip Erdoğan'ın teorisi yanlış, ki iktisatta böyle bir teori yok. Biliyor musun? Dünyada bir tek ekonomist bu teorinin, yani faiz enflasyonun nedenidir teorisini yalanlayan bir makale yazmamış. Niye? Çünkü böyle bir şey kimsenin aklına gelmemiş. Böyle bir şey kimsenin aklına gelmediği için bu doğrudur diye bir şey yazmayan olduğu gibi bu yalandır, yanlıştır, saçmadır, doğru değildir diye de kimse bir şey yazmış. Ya yanlıştır diye bir şey yazılmaz mı böyle bir teori olsa? Hani doğrudur diye yazmadılar, hadi yanlıştır diye yazar. Kimse yazmamış böyle bir şey yanlıştır diye. Bir tane ekonomik makale yok böyle bu yanlıştır diyen. Ve sonuçta geldik 3 haneli enflasyona üretici fiyatlarında. Peki biz Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz artıracağını bekliyor muyuz? Bir sorum bu sana. İkinci sorum da şu. Sayın Nebati Ekonomi Bakanı ne demişti? Aslında tabii biliyorsun Sayın Albayrak geri döndü diye yorumlamıştık. Ne demişti? Evet, enflasyon yükselecek ama Mayıs ayında zirve yapacak ama %50'yi aşmayacak. %50'yi Şubat ayında açtık. Ben bunu bu yayınlarda da, kendi Dünyanın Binbir Hali yayınlarında da ben hatırlarsan söylemiştim. Enflasyon Mayıs ayında zirve yapacak ve %50'nin çok üzerine gelecek diye. Sayın Nebati Mayıs ayında zirve yapacak, 50'yi ama aşmayacak. Şubat'ta açtık. Hatırlarsan ben burada geçenlerde Şirin'de hatırlattı sosyal medya hesabından. Ben burada Ocak ayında aralığı arayacaksınız. Şubat ayında ocağı arayacaksınız. Mart'ta da keşke Şubat'ta olsaydık diyeceksiniz. Mayıs'ta da bunların hepsini arayacaksınız demiştim. Daha Mayıs'a yolumuz var. Bu işler Mayıs'a kadar daha sarpı sarmaya da devam edecek. Biraz sen bize bu Recep Tayyip Erdoğan'ın, hepimiz gazeteci olarak izliyoruz, buradan bir geri adım atacağını düşünüyor musun faiz konusunda? Bu iş böyle 3 haneli enflasyona varmış ki. Şöyle, birincisi, yani söylediklerini zeytinyağı, ayçiçek yağı rakamını verdi. Bak, 2019'da 5 litrelik ayçiçek yağı 40 liraydı. Ortalamasını söylüyorum. Şu anda 150 liraya civarında oldu. Hani değişiyor bu rakam ama hani geçen gün marketteki bu kuyrukta ki hükümet medyasının haberlerini okuduğumda efendim 145, 148, 150 liradan 20 lira indirmiş. 40 lira, 150 lira. Kaç sene geçti? 3. sene, 3 sene geçiyor. Yani böyle bir ülkedeyiz. Bu ülkede doğal olarak bu krizin, ayçiçek yağının bu artışının falan Rusya'ya bağlanacak bir hali yok. Bu son neden. Şimdi öte taraftan da Recep Tayyip Erdoğan faiz artırabilir mi? Artırır. Bunu daha önce yaptı biliyorsun. 2018'deki krizden sonra bir faiz artışı denediler. Şimdi şöyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok da dile getirilmeyen bir tarafı var. Cumhurbaşkanı herhangi bir ilkeye bağlı kalmamayı temel ilke haline getirmiş bir lider. Şimdi bak Emin, Cumhurbaşkanı'nın siyasi yaşamında bütün bu söylediklerinin, bütün söylediği, savunduğu değerlerin tam tersini savunduğu örnek bulabilirsin. Hangi konu olursa olsun. Şimdi şey konusunda çok haklısın, faizler artırıldı ve buradan sonra Cumhurbaşkanı tezi şuydu, enflasyon şak diye düşecek. Enflasyon yükseldi. Ağustos'ta düşmeye başlayacağını söylemişti Cumhurbaşkanı. Enflasyon geçti yükseldi. Daha da yükselecek bakın. Daha da yükselecek. Çok basit bir nedeni var bunu anlamak için. Üretici enflasyonu %100'ün üzerinde.
Yani bu üretici bir süre sonra o enflasyonu yemeyecekse veya dağıtmayacaksa o enflasyonu kaçınılmaz bir şekilde tüketiciye aksettirmeye başlayacak. Bugünkü dünyanın şartlarında bu daha da yükselecek. İki, vatandaşın hissettiği enflasyon daha yüksek. Sen de söyledin gıda filan dedin. Gıda enflasyonu %65 değil mi sen? Enflasyon %65.